Şöyle söylemek mümkün, eğer Türkiye'de bir hukuksuzluktan bahsediyorsa, Türkiye'de demokrasi dışılığından bahsediyorsa, Türkiye'de kronik hale gelmiş cezaevi sorunlarından bahsediyorsak, bunun başladığı yer İmralı Cezaevi. Ve tecrit aslında dalga dalga İmralı Adası'ndan hukuksuzluğun önce diğer cezaevlerine sonra da bütün ülkeye yayılması anlamına geliyor. Emin olun, tecrit devam ettiği sürece, İmralı cezaevinde kalıcı hale gelmiş tecrit devam ettiği sürece Türkiye'de ne cezaevlerindeki sorunlar bitecek ne de Türkiye demokratik bir ülke haline gelebilecektir. Dolayısıyla ilk önce tecrit sorunu çözülmesi gerekiyor. Biz tecrit sorunu çözülürse bunların peyderpey çözülebileceği kanısındayız. Siyasi iktidarın tecidi sürdürmesi, İmralı cezaevindeki tecidi sürdürmesinin bir tek anlamı var. Gerçekten Kürt sorununu zor aygıtıyla, şiddetle, savaşla çözmek istemesi anlamına geliyor. Ve tecrit devam ettikçe emin olun bu Kürt sorununun şiddetle çözülmesi konusundaki politikası hükümetin devam edecek. Bu bir çözümsüzlük anlamına geliyor. Yani zaten 40 yılı aşkın bir süredir Türkiye'de Genelkurmay yetkililerin deyimiyle bile söylesek düşük yoğunluklu bir iç savaş yaşanıyor zaten. Düşük yoğunluklu bir savaş yaşanıyor. Aslında daha büyük bir savaş yaşanıyor. Yani gece gündüz SİHA'larla yürüyen, savaş uçaklarıyla yürüyen, obüs toplarıyla yürüyen, on binlerce askerin katılımıyla yürüyen bir çatışma var zaten. Ve bu kesintisiz bir şekilde neredeyse 40 yılı aşkın bir süredir sürdürülüyor. Çözüm olmadığını herkes biliyor. Bu siyasi iktidar da bu yöntemle çözemeyeceğini biliyor ama hala savaş siyaseti konusunda ısrar ediyor. Fakat tecridin kırıldığı anlarda İmralı cezaevinde Sayın Öcalan'ın ailesi ve avukatlarıyla görüştüğü dönemde Türkiye aynı zamanda nefes almıştır. Bunu da hatırlanması gerekir. Bakın çözüm sürecinde sadece Kürt sorununun çözüleceği konusunda halklarımız umutlanmadılar. Emin olun o dönem Türkiye ekonomisinin de belki de en iyi olduğu dönemlerdi. Türkiye'nin dış siyasetinin de belki en iyi olduğu, diplomatik görüşmelerinin en üst düzeyde yapıldığı, dünyada her ülkeyle, batıyla, aynı zamanda doğuyla diplomatik ilişkilerin yürüdüğü ve düşmanlığın değil dostluğun egemen olduğu bir dönemdi demek mümkün. Yani aslında tecridin kırıldığı anlar Türkiye açısından bir vahaydı. Yani Kürt sorunu çözüleceğine dair umut artmıştı. Türkiye'de halklar geleceğe daha umutla bakabiliyordu. Türkiye'nin dış siyaseti daha olumlu yönde ilerliyordu. Ekonomi çok daha iyi durumdaydı. Halklarımızın satın alma gücü artmıştı. Ekonomik sorunlar önemli oranda çözümü yönünde adımlar atılmıştı. Elbette ki bu sadece milyarlarca doların savaş yerine ülke ekonomisi için harcanmasından değil, aynı zamanda psikolojik olarak da geleceğe umutla bakılıyor olmasından kaynaklanıyordu. Dolayısıyla tecridin kırılması aynı zamanda geleceğe halklarımızın daha umutla bakması anlamına gelecektir. Ama öyle anlaşılıyor ki bu siyasi iktidar yakın gelecekte savaşın alanını genişleterek yani Kürtlerin yaşadığı coğrafyanın her metrekaresine savaşı yayarak Kürt sorununu çözme siyaseti gidiyor. Bazı yerlerde Kürtler arası rekabetten yararlanarak onları çatıştıracak hale getirme siyaseti izleniyor. Bazı Kürt coğrafyasında bazı yerlerde Kürtlerin ve diğer halkların arasındaki bazı anlaşmazlıkların derinleştirilmesi yoluyla çatışmaların artırılması biçiminde yürütülüyor. Türkiye'de de Kürt halkının temel haklarının inkar edilmesi temelinde yürütülüyor ve bunların hepsi tecritle girift halde yürütülüyor.
Eğer tecridi kırabilirsek, hep birlikte bu ülkede tecridi kırabilirsek, ki emin olun bu sadece Kürt halkının değil, Türkiye'de yaşayan 85 milyon yurttaşın her birisinin sorunudur ve geleceğe umutla bakmamızı sağlayacak bir parametredir tecridin kırılması. Eğer kıramazsak emin olun bu siyasi iktidar savaş siyasetini kalıcı ve sürekli biçimde yürütmeye devam edecek.